Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 2500 TL ve onun daha altında kalan 10 tane telefonu kapıştırıyoruz. Bu arada sizlere bir haberim var. 4 gün boyunca sürecek muhteşem cuma indirimleri perşembe akşamı Teknostore'da da başlıyor. Tüm kategorilerde ve yüzlerce üründe %80'e varan indirimleri kaçırmayın. Siz de indirimlerden faydalanmak istiyorsanız perşembe akşamı teknostore.com'u bizce bir ziyaret edin. Bu arada ürünleri bize temin eden İzmir İletişim'e buradan teşekkürlerimizi sunalım. 10 tane telefonumuz var ancak hepsi 2018 model değil. Yani biraz eski telefonlar da var içinde ama 2500 TL'yi bir sınır belledik. Ve amacımız da aslında eski olması yeni olması değil, 2500 TL parayı bastığınız zaman sizi mutlu edecek mi etmeyecek mi bunu bulmak. Arkadaşlar biraz ağır oldu, müsaadenizle şunları bir kenara koyayım ve videoya devam edeyim. Bir de şunu belirtmek istiyorum, videoda böyle ağır teknik anlamda bir kıyaslamaya girmeye çok fazla gerek duymadık. Zaten sizlerden de gelen istekler doğrultusunda kameraya daha çok önem verdiğinizi biliyoruz. Yani kıyasımızın sonucunda şunu öğrenebileceksiniz: sosyal medyada, günlük yaşantınızda sizi kameralar üzer mi üzmez mi 2500 TL para verdiğinizi, biraz da bunu öğrenmiş olacağız. Şimdi Mate 20 Lite ile başlayalım. 20 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere çift kamera arkada bizleri karşılıyor. 2 megapiksel olan derinliği algılıyor ve portre fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor. Portre modu üst seviye değil, biraz efektmiş gibi gözüküyor, zaten siz de fotoğraflarda görebiliyorsunuz. Düşük ışıkta titreme veren çekimler yapabilirseniz fena olmayan sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Ön kameramız 24 megapiksel, tıpkı arka kamerada olduğu gibi 2 megapiksellik bir lens daha bulunuyor. Bu da yine portre fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor. Ön kamera gündüz arka kameradan biraz daha başarılı performans sağlasa da düşük ışığa geçtiğimiz zaman f2.0 diyafram değerinde etkisiyle sonuçlar pek tatminkar olmayabiliyor. Şimdi GM9 Pro'ya geçiyoruz. 12:8 olmak üzere çift kamerası yer alıyor. Kameramız da f1.8 diyafram değerini taşıyor. Tabii ki çift kamera olduğu zaman portre modu da kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. GM9 Pro için de geçerli. Mate 20 Lite'a göre portre modunda biraz daha iyi sonuçlar veriyor. Ama arka tarafınız böyle çok alacalı bulacalıysa, çok fazla nesneler varsa bazen sapıtabiliyor portre modu. Ama renkler konusunda da GM9 Pro bence biraz daha iyi. Ön kameramız 8 megapiksel, tek kamera var ancak yazılımsal olarak portre modunda çekimler yapabiliyorsunuz. Mate 20 Lite'dan da farklı olarak 4K video çekimleri yapabiliyor GM9 Pro. Sıradaki telefonumuz Mi Max 3. Yine çift kamera bizleri karşılıyor. 12 megapiksel ve 5 megapiksel olmak üzere. Portre modumuz var. Aynı zamanda yapay zeka desteğini sunuyor bizlere telefon. Yani belirli sahneleri önceden tanımlamışlar ve o sahneleri gördüğü zaman daha güzel fotoğraflar çekmeye çalışıyor. Çok öne çıktığı için kameradan bağımsız olarak şunu söylemem gerekiyor. Bu telefonda 5500 mAh'lik bir batarya var. Ciddi bir batarya. Neyse, konumuza dönelim şimdi. Telefonda düşük ışık fotoğraflarında kumlanmayı biraz da olsa görmeye başlıyoruz. Ön kameramız 8 megapiksel. Yine yazılımsal olarak portre modunu destekliyor. Bu portre modu yazılımsal olduğu zaman iki kamera değil tek kamera oluyor. Ancak biraz daha efektmiş gibi duruyor diyebiliriz. Şimdi Galaxy A8'e geçelim arkadaşlar. Farklı olarak bu sefer ön tarafta çift kamerayı görüyoruz. Arkada bir tane kameramız var. 16 megapiksellik f1.7 diyaframlı ana kameramız genel Samsung çizgilerini bence taşıyor. Ön kameramızda 16:8 megapiksel, yani dediğim gibi çift kamera, f1.9 diyafram değerine sahip. Bu sayede de düşük ışıkta diğerlerine nazaran birazcık daha iyi fotoğraflar çekebiliyoruz. Aynı zamanda bu telefonda da 4K video kaydı yok. Şimdi sırada Xperia XZ1 var arkadaşlar. Listedeki en eski, en yaşlı telefonlardan bir tanesi. Tek kamerası var, 19 megapiksel ve f2.0 diyafram değerine sahip. Günümüzde çok daha iyi örnekleri olsa da kameranın arkadaşlar, gündüz bol ışıklı alanlarda telefon gerçekten güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ama düşük ışık performansı diğer telefonlara kıyasla sonlara doğru bir sıralamaya girebilir. Telefonun artı yönünden de bahsedecek olursak 960 kare ağır çekim videolar çekebiliyor. Aynı zamanda saniyede 30 kare 4K videolar çekebiliyor. Bir de ön kameramızı da söyleyelim, 13 megapiksel.
Şimdi Zenfone Max Pro'dayız arkadaşlar. Nispeten yeni bir cihaz. 13 megapiksellik ve 5 megapiksellik olmak üzere iki tane ana kameramız var. Birisi f2.2 diyafram değerine sahip, diğeri de f2.4 diyafram değerine sahip. 5 megapiksel olan tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere arka planı bulanıklaştırmaya yarıyor. Gündüz fena değil fotoğraflarımız, güzel fotoğraflar çekiyor. Ancak diyafram değeri biraz yükseldiği için düşük ışığa geçtiğimizde beklenen performansı bazen veremeyebiliyor. Ön kameramıza baktığımız zaman 8 megapiksel ve f2.2 diyafram değerini görüyoruz. Yine yazılımsal olarak portre desteğini bizlere sunuyor. Aynı zamanda 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyor. Yine bir artı söyleyeceğim, kameradan bağımsız bu telefonda da 5000 mAh batarya var. Şimdi sıra geldi Mi Note 3'e arkadaşlar. Yine çift kamera bizleri bekliyor. 12 ve 12 megapiksel olmak üzere. Geniş açılı lensimiz f1.8 diyafram değerine, telefoto olan da f2.6 diyafram değerine sahip. Kamera olarak GM 9 Pro'ya yakın bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Ön kameramız 16 megapiksel, birazdan değineceğim Mi 6'ya birazcık daha üst bir seviye performans sağlıyor Mi 6'dan ön kamera bakımından. Arkalar hemen hemen aynı. Şimdi listemizin dedesine gelelim arkadaşlar. iPhone 6s ve listedeki tek iOS işletim sistemine sahip olan telefon. Peki neden bu listede? Çünkü fiyat olarak bizim belirlediğimiz fiyat sınırında kalıyor. 2500-3, hani 3.5'a satanlar falan da var ama 2500 bareminde rahatlıkla bulabiliyorsunuz. 12 megapiksellik tek bir ana kameramız var. f2.2 diyafram değerine sahip. Ön kameramızda 5 megapiksel. Ön kamera sizleri çok fazla mutlu etmeyecektir. Arka kamerada işte şöyle böyle. Ha ben kameradan çok bir şey beklemiyorum ama illaki bir Apple cihaz kullanacağım, OS kullanacağım diyorsanız zaten bu fiyat bareminde bir telefonda mecbursunuz buna arkadaşlar. Şimdi geçelim A6 Plus'a. 16 megapiksellik f1.7 ve 5 megapiksellik f1.9'luk iki kamera bizleri bekliyor. Kameralarımız gayet iyi arkadaşlar. Düşük diyafram değerleri sayesinde de düşük ışık çekimlerinde diğer telefonların yanında birazcık dikkat çekiyor. Ön kameramız 24 megapiksel, portre modunda çekimler yapabiliyoruz. Ha bir eksi olarak da bir şey söylemek gerekirse video tarafında 4K çekimler yapamıyor. Şimdi listemizin artık son telefonuna geldik. Xiaomi Mi 6. Note 3 ile çok yakın performans sergiliyor kameralarımız. Hemen hemen aynı diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden de listenin en üst sıralarında bence yerini alıyor. 12'şer megapiksellik kameralarımız hem optik yakınlaştırma yapabiliyor hem de portre modunda çekimler yapabiliyor. Ki bu kameralarımız gayet iyi arkadaşlar. Bir kusur olarak da şundan bahsedebiliriz. Ön kameramız bir tık geride arkadaşlar. Özellikle düşük ışıkta. 4K videoları saniyede 30 kare çekebiliyor. Ancak fiyat performans olarak telefon gayet iyi bir yerde konumlanıyor arkadaşlar. Özellikle kamera odaklı ve performans odaklı da diyebiliriz. Ve böylece arkadaşlar telefonlarımızın kameralarına baktık. Videomuzun da yavaş yavaş sonuç kısmına geçelim. Bana soracak olursanız listenin böyle üst sıralarını oynayan 2-3 tane model var. Bir tanesi General Mobile GM 9 Pro, Mi Note 3 var arkadaşlar. Bir de Mi 6'yı rahatlıkla bence üst sıralara koyabiliriz. Hatta Note 3 batarya kapasitesiyle de zaten videoda bahsetmiştim bir tık öne çıkıyor. Tasarım anlamında da şöyle bir bakacak olursak benim bu telefonlar içinde en beğendiğim Mate 20 Lite ile A8 oldu arkadaşlar. Zaten Mate 20 Lite içlerindeki yanlış hatırlamıyorsam tek çentikli model. Arka arkaya bir sürü telefonu saymaya çalıştım arkadaşlar. Bir hata yaptıysam da affola diyeyim. Ha benim de dileğim şudur ki arkadaşlar 2500 TL bareminde bir fiyatınız vardır, bir paranız vardır. Bir telefon almayı istiyorsunuzdur. 3 aşağı 5 yukarı kafanızda ufaktan da olsa bir fikir oluşturabilmişizdir. Diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2500 TL bareminde 10 tane telefonu özellikle kamera açısından kıyaslamaya çalıştık. Aynı zamanda yine 10 tane telefon hakkında enteresan fikirleriniz vardır illaki beğendiniz beğenmediniz, hangisini daha çok sevdiniz. Bunu da yorumlarda hep beraber tartışalım diyelim ve artık videonun sonuna gelelim. Ayrıca videoyu beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.